Merhaba arkadaşlar, ismim Mehmet Berat Ateş. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin ilk ünitesi ile başlıyoruz bugün. Soru çözümlerimiz, karma sorularımız olacak. LGS ve TEOG'da çıkmış sorular ile örnek sorularımız ve özgün sorularımızdan oluşan bir küçük test hazırladık size. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, sorumuz ne diyor? İtalya ve Almanya'nın güçlenerek Avrupa'daki dengeyi bozmaları İngiltere ve Fransa'yı endişelendiriyordu. İngiltere özellikle zengin bir ham madde kaynağı ve pazar olarak gördüğü Osmanlı Devleti'nin Almanya kontrolüne girmesini istemiyordu. Bu nedenle uzun zamandır izlediği Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma siyasetinden vazgeçti ve zengin petrol yataklarının bulunduğu Orta Doğu'yu ele geçirme çabası içine girmiştir. Devletler arası yaşanılan bu ekonomik rekabet ortamına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkımız sanayi inkılabı, B şıkkı Balkan Savaşları, C Fransız İhtilali ve D Wilson ilkeleri diyor. Tabii ki doğru cevabımız A şıkkı sanayi inkılabı olacak arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Soru kökümüze bakıyoruz öncelikle. Buna göre diyor sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı ve sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar ithal ürünlerini satın almaya yöneldiler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. İşsiz insan sayısında azalma olması, yukarıda bize böyle bir bilgi verilmiyor. B. Küçük el tezgahlarının sayısında artış yaşanması, bu da değil. C. Şıkkımız devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeye ulaşmasına, bunu da yukarıda göremiyoruz. Ama D. Şıkkı ülke toprakları uluslararası açık bir pazara dönüşmüştür arkadaşlar. Çünkü Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük mallarla dolmuştu diyoruz. Doğru şıkkımız Diyarbakır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Paragrafa göre Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamıyor? Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler Osmanlı aydınları arasında yeni arayışlara neden oldu. Fransız ihtilalinin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Bu akımların ortak amacı devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaktır. Şıklarımıza bakıyoruz. Hangisine ulaşılamaz diyor. Fransız ihtilalinin Osmanlı'da etkili olduğu kurtuluş için farklı fikirlerin ortaya çıktığı, evet ulaşabiliyoruz. Fransız ihtilali etkili olmuş, etkiler sonucunda farklı milletler ayaklanmış. Fikir akımlarının kötüye gidişi durdurdu arkadaşlar. Fikir akımları kötüye gidişi durdurdu mu? Hayır, durdurmuş olsaydı şayet Osmanlı Devleti parçalanmazdı. Doğru şıkkımız C şıkkı ama D şıkkını da ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Azınlıklar Osmanlı'dan ayrılmak istediler mi? Tabii ki Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımları ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları sonucu azınlıklar Osmanlı Devleti'nden ne yapacak arkadaşlar? Ayrılacaklar. Doğru şıkkımız C şıkkı. Geçiyoruz diğer bir sorumuza. Sorumuzda diyor ki sömürge arayışı içindeki İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı Trablusgarp'a giderek yerli halkı ne yapmıştır? Yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırmış ve direnişe geçirmişler. Derne ve Tobruk'ta da başarılı mücadeleler verilmiş. Buna göre Mustafa Kemal'e milli mücadele liderliği açısından aşağıdaki becerilerden hangisini kazandırmış olabilir arkadaşlar? Kanun çıkarma mı, inkılap yapma mı, halkı teşkilatlandırma mı, devlet kurma mı? Tabii ki doğru şıkkımız C şıkkı, halkı teşkilatlandırma. Soru kökünde de görüyoruz ki yukarıda karşı teşkilatlandırma bize doğru seçeneği gösteriyor arkadaşlar. Bu da 2014 yılında çıkmış TEOG sorumuz. Devam ediyoruz. Parçada verilen durumun Mustafa Kemal'in fikir hayatına katkısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gelin parçayı birlikte inceleyelim. Mustafa Kemal'in fikir hayatına okul çevresinin katkısı yatsınamaz. Manastır Askeri İdadesi'nde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'i
ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul'u tanıdı. Mustafa Kemal'in fikir hayatı bu dönemde Türk kültürü ve Türk tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillenmiştir. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeninin etkisi oldu. Aşağıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar? A şıkkı milliyetçilik, B akılcılık, C barışçılık, D devletçilik. Tabii ki şuradaki Türk kültürü ve tarihi bizi doğru seçenek olan A şıkkı yani milliyetçiliğe götürecek arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. 2011 yılı SBS'de çıkmış sorumuz. Ne diyor sorumuz? Bu bilgilere göre Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gelin soru kökümüzü birlikte okuyalım. Parçamızı. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde Türklerle beraber çok farklı milliyetler bulunuyordu. Atatürk'ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inanç, gelenek ve görenekler de tabii ki farklılık gösteriyor. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler Fransız ihtilalinin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir. Yukarıdaki parçamıza bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemiyoruz arkadaşlar? Çok uluslu bir yapı var mı? Farklı milletlerin olması çok uluslu bir yapıyı gösterir. Zengin bir kültürel yapı var mı? Evet, dil, inanç, gelenek ve göreneklerde farklılık. Bu da zengin bir kültürel yapıdır. Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuş mu? Burayı bir bekleyelim. Ticari hayatta gayrimüslimler hakimdir. Ticari hayatta gayrimüslimlerin hakim olduğuna dair yukarıda bize bir bilgi verilmemektedir. Doğru şıkkımız Diyarbakır arkadaşlar. Geliyoruz 2015 yılında TEOG'da çıkmış soruya. Mustafa Kemal diyor 1905 Şam'a atandı. İlk görev yeridir Mustafa Kemal'in. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek için vatan ve hürriyet. Vatan, vatansever olduğunu, hürriyetle bağımsızlık uğruna mücadele ettiğini gösteriyor bize arkadaşlar. Bu durum aşağıdaki Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini yansıtmıyor? İleri görüşlülük çıkarabiliyor muyuz? Bir bakalım arkadaşlar. Vatanseverlik var. Vatan kelimesi. Teşkilat, bir şeyi kurmak, yönetmek, teşkilatlandırmaktır. Liderlik var mı? Eğer bir şeyin öncüsüyseniz tabii ki lidersiniz. Burada Mustafa Kemal'in bu soruda ileri görüşlülüğünü göremiyoruz arkadaşlar. Doğru şıkkımız A şıkkı. Evet, Mustafa Kemal Selanik'te askeri görevlerini yerine getirirken bir yandan da siyasi gelişmeleri takip ediyordu. İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla yapılan değişiklikleri yeterli bulmuyor. Daha büyük ve daha köklü değişiklikler. Evet arkadaşlar, dikkat ediyoruz. Daha büyük ve daha köklü değişiklikler yapılması gerektiğine inanıyordu. Parçaya göre Selanik'teki görevinin Mustafa Kemal'in hangi yönüne katkı sağlamış? Dersimizin adı İnkılap Tarihi arkadaşlar. İnkılap'ın kelime anlamı da nedir? Köklü değişiklik ve yenilik. Doğru şıkkımızda Bursa şıkkında inkılapçılık olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerden hangileri çıkarılabilir arkadaşlar? Bilgilerimize bakalım. Mustafa Kemal diyor ki 31 Mart olayında sadece isyanların bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve hareketin planlanmasında rol almış. Diğer bir bilgimize geçiyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla ne yapmış arkadaşlar? Toplantılar yapmış. Bu bize neyi gösterecek? A şıkkımızda teşkilatçılık, vatanseverlik, B ileri görüşlülük, vatanseverlik, kararlılık, inkılapçılık, birleştiricilik, inkılapçılık. Tabii ki arkadaşlar, bir şeyi yönetmesi, kurması, planlaması onun teşkilatlandırıcı özelliğidir. Ülkeyi kurtarma çabası da onun vatansever olduğunu gösterir. Doğru şıkkımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soru 2019 LGS'de çıkmıştı. Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmakta? Yukarıya bakalım arkadaşlar parçamıza. Mustafa Kemal 22 Eylül 1909'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 2. Kongresine katılır. Bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz
olmayacaktır arkadaşlar. Şıklarımızı inceleyelim. Ordu mensupları cemiyette aktif görev almalıdır. Bunu çıkaramıyoruz. B şıkkı İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri ordu komutanlarından atanmalıdır. Böyle bir söylemi yok yukarıdaki parçanın. C şıkkı İttihat ve Terakki Cemiyeti kapatılmalıdır. Bunu da çıkaramıyoruz arkadaşlar. Ama D şıkkımızda ordu ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır. Evet, doğru şıkkımız D şıkkı. 2016 TEOG'da çıkmıştı arkadaşlar bu soru. Zaten Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'ye üye olduktan kısa bir süre sonra arkadaşlar istifa edecek. İstifa etmesinin sebebi cemiyetin siyasete karışması. Ordu ve siyasetin birbiri içerisinde değil birbirinden ayrı olmasını savunuyordu Mustafa Kemal. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Mustafa Kemal'in bu sözünden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Gelin sözüne birlikte bakalım. Şüphesiz fikirlerin, inanışların başka başka olmasında şikayet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirler ve inanışlar bir noktada birleştiği takdirde bu hareketsizlik belirtisidir, ölüm işaretidir. Böyle bir hal elbette arzu edilemez. Değişik fikirlere saygılı olma gerekliliği var mı? Var. Din ve vicdan özgürlüğüne değinilmiş mi burada arkadaşlar? Değinilmemiş. Bekliyoruz. Diğer şıklarımızı da inceleyelim. İnsanları aynı fikir ve görüşler etrafında birleştirilmenin savunulduğu tabii ki değil. Farklı görüşlere hoşgörülü olunması gerektiği bu var. Din ve vicdan özgürlüğü de var arkadaşlar. Ne diyor? Bütün fikir ve inanışlar. Ama C şıkkımız burada çıkmayan cevabımız olacak. Doğru şıkkımız C. Bu durum Mustafa Kemal'de Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilmediği fikrini oluşturmaktadır? Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi yıllarında en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuş. Bu savaşta Türk ordusu Yunanları yenmesine rağmen arkadaşlar masadan galip değil mağlup bir şekilde ayrılmıştır. Mustafa Kemal ile ilgili hangi fikri oluşturuyor burada? Milli kültür çalışmaları? Hayır. Milli eğitim? Hayır. Ekonomi? Hayır. Dış politika. Çünkü Mustafa Kemal burada neyi görüyor arkadaşlar? Dış politikada yani anlaşma masalarında yetersiz olduğumuzun farkına varıyor. Doğru şıkkımız Diyarbakır olacak arkadaşlar. Bugünkü soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.